Komitesi'nden Doktor Emre Eskumur'la konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 1982 Uşak doğumluyum. Üniversiteyi Türkiye'de okudum. Koç Üniversitesi Fizik bölümünde. O sırada elektrik elektronikle de çift ana dal yapmıştım. Daha sonra üniversite eğitimi bitirdikten sonra Amerika'ya Boston'a geldim. Boston Üniversitesi'nde doktora yaptım yine elektrik mühendisliği bölümünde. O sırada optik fotonik üzerine bir ilgim vardı. Optik biyosensörler üzerine çalıştık. Selim Ünlü Hoca ile birlikte çalıştık orada. Boston Üniversitesi'ndeki doktoramdan sonra da doktora sonrası araştırmacı olarak Massachusetts General Hospital, Harvard Üniversitesi Fakültesi, Tıp Fakültesi'nde Mehmet Toner Hoca ile çalıştım. Oradaki çalışmalarımda mikro kanallar, mikro akışkanlar ve bu tür teknolojileri kullanarak kanser tanı ve tedavisine yönelik teknolojiler geliştirmeye yönelik bir projem. O sırada da bir işte o proje çok iyi bir yere geldi ve Johnson & Johnson firması bizim projeye iyi destek verdi. O sırada biz projeyi bir sonraki boyuta geçirdik. Prototip haline getirdik yaptığımız işleri ve bir startup firması gibi çalıştık uzunca bir süre. Ve bu startup gibi çalışma ortamı, fikri benim bayağı hoşuma gitti ve akademik bir kariyer yerine daha bu tarz şeylere dönük girişimci bir kariyer yapmaya karar verdim. Ve ondan sonra da MGH'teki Mehmet Hoca ile çalışmalarımız bu yönde de devam etti. Birlikte bir firma kurduk ve şu anda da onun kurduğu başka bir firmada çalışmaya devam ediyoruz. Senin optik biyosensörler üzerine çalıştığınızı söylediniz. Optik biyosensörler nedir? Ve bu alanda ne gibi çalışmalar yaptınız? Biyosensör herhalde en genel tanımıyla bir substratın, bir sıvının veya gazın içindeki biyolojik bir takım maddeleri tespit etmeye dönük cihazlar. Bunları tabii pek çok yerde görüyorsunuz. Yani en basit herkesin anlayabileceği örneklerden bir tanesi kandan şeker ölçen cihazlar. Bir damla kandan işte onun içindeki şeker miktarını ölçen. Bu da bir biyosensör. Bizim daha çok yani onun tabii değişik ölçüm yöntemleri var. Elektrikli, işte kimyasal falan. Bizimkisi daha optik, yani ışığın bir yüzey üzerindeki biyolojik madde ile etkileşiminden ortaya çıkan bir sinyali biz okumaya çalışıyorduk. Buna da optik biyosensör deniyor. Bir sensör yüzeyimiz oluyor. İşte orada A maddesine spesifik bir A antibodisi diyelim oluyor. O A proteini eğer solüsyonda varsa onun miktarına göre o yüzeyde bir yoğunlaşma yaratıyor. Bu da ışığın o yüzeyden yansıma şeklini biraz değiştiriyor diyelim. O tarz bir sistem üzerinde çalıştık. Daha çok yapmaya çalıştığımız hani high throughput denen ya da yani Türkçesi herhalde çoklu okumaya dönük bir sistem. Yani aynı anda pek çok farklı maddeyi, maddenin varlığını veya yokluğunu ve de miktarını ölçebilen bir sistem tasarladık. Bununla ilgili de bayağı makaleler yazdık. Yani solüsyondaki DNA dizilimleri, protein, değişik proteinlerin varlığı veya yokluğu, hatta viral bir takım proteinlerin varlığı ya da yokluğu ile ilgili makaleler yayınladık. Bu çalışmalara da Boston Üniversitesi'nde hala Selim Ünlü Hoca devam ediyor değişik alanlarda. Şimdi siz devamında bu çalışmalarınızdan sonra mikro kanallı teknoloji üzerinde çalışmaya başladınız. Hı hı. Ve
Öncelikle bunun ne olduğunu bir anlatabilir misiniz? Bu mikrokanal teknoloji nedir ve bu yöntem sayesinde nasıl bir proje yaptınız? Mikrokanallı teknoloji, yani biraz adı üstünde. Küçük kanalları olan ve sıvıları küçük kanallardan geçiren, mikron ölçeğindeki kanallardan, yani milimetre altı kanallardan geçiren teknolojilerin genel adı. Yani bunun en büyük avantajı küçük bir kanaldan geçerken daha fazla kontrolünüz var. O sıvıda ne olup bittiğiyle ilgili. Yani büyük bir tüpün içinde kan hücreleri karma karışık durumda ve oradan bir şeyleri çekip çıkarmak spesifik bir şekilde değişik zorlukları var. Mikrokanal teknolojilerin avantajı küçük bir kanaldan geçiyor her şey ve orada çok gen bir yapıyı siz kontrol altında tutabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız teknolojide mesela biz kandan kanser hücrelerini çıkarmaya çalışıyorduk ve bunu bir takım manyetik yöntemlerle yapıyorduk. Kanser hücrelerini veya kanser olmayan diğer bütün hücreleri manyetik parçacıklarla manyetik parçacıklar yapıştırıyorduk bunların üstüne diyeyim. Ve daha sonra manyetik bir fil, bir alanın içinden geçerken bu hücreler birbirlerinden ayrılıyorlardı. Şimdi tabii mikro kanal olunca çok homojen bir manyetik alanımız bizim orada kontrol altındaydı. Ve hangi hücrenin nereye gideceğini çok hassas bir şekilde biz kontrol edebiliyorduk. Hatta üzerindeki manyetik parçacık sayısına göre bile tam olarak nereden çıkacağını kanalın sonunda çok hassas bir şekilde kontrol edebiliyorduk. Bunun bu projedeki faydası ve önemi şu. Kanser hücreleri dediğim gibi proje kanser üzerine ve kanserin metastazla yol açan hücreleri üzerineydi. Mehmet Toner hocamın bu konuda zaten ben onunla çalışmaya başlamadan önce de bu alanda bir dünya lideriydi diyebilirim. Kansere sebep olan, kanda gezen kanser hücrelerini kandan çıkarmakla ilgili projeleri vardı. Ve ben onun grubuna katıldığımda da bana hani ya böyle de bir değişik bir fikir var, bunun üstüne çalışmak ister misin dedi ve ben de çalışmaya başladım. Bu kanser hücreleri kanda çok düşük oranda bulunuyor. Yani bir tüp kanda mesela 50-60 milyar kan hücresi var. Ama belki 10 tane kanser hücresi var. Yani şimdi bizim veya başka birinin bu hücreleri analiz edebilmesi için inanılmaz efektif bir purifikasyondan geçirmesi, saflaştırmadan geçirmesi gerekiyor. Ben çok hassas bir teknoloji yaratabilirim. Bütün kanser hücrelerini yakalarım ama yanında 5 milyon başka hücre de çekip çıkarırım ve yapabileceğim o hücreler arasında içinde yapabileceğim analiz bununla kısıtlı olur. Ben ne kadar iyi saflaştırabilirsem o hücreler üzerinde yapabileceğim analizler o kadar boyut kazanıyor. Öyle olunca da yani çok hassas bir teknolojiyle biz sadece bu hücreleri alalım. Non-spesifik diğer hücrelerden mümkün olduğunca az sayıda bizim son ürünümüze gelsin şeklinde bir sistem tasarlamamız gerekti. Buna da iChip adını verdik ve 2013'tü galiba bu makale yayınlandı. Bayağı da başarılı bir makale oldu. Hem atıf sayısı olarak hem de işte daha sonra yarattığı etki olarak. Ben o kısmı çok anlamadım açıkçası. Hani dediniz ya işte kan hücreleri geçiyor bu mikro kanallardan ve ona göre işte hücreleri ayırt edebiliyorsunuz. Bu yani laboratuvar ortamında mı yapıldı yoksa nasıl bir şeye gitti ve nasıl destek aldınız ve sonrasında nasıl bir şey ortaya çıktı bu destek sonrasında? Şöyle, bu kan hücrelerini önce bu kanala girmeden önce biz mikro küreciklerle, mikro parçacıklarla karıştırıyorduk. Ve daha sonra daha da başarılı olan teknoloji direkt kanser hücrelerini değil de biz diğer hücreleri mikro parçacıklarla mikro parçacıkları yapıştırdık. Yani
Çünkü kanser hücrelerinin şöyle bir şeyi var. Tam olarak üzerlerinde ne tür antikorlar barındırdıkları pek çok kanser türünde net değil. Biyopsi örneklerinden alınanla kana karışan hücreler farklılık gösteriyor. Çünkü bu metastaz yapan hücrelerin kana karışabilmesi için bir başkalaşım geçiriyorlar. Buna mezenkimal transition, yani epitel hücre cinsinden mezenkimal hücre cinsine doğru bir değişim geçiriyorlar. O zaman bunu yaparken de bilinen üzerlerindeki genel bilinen antikorları kaybediyorlar. Yani biz bu projeyi yaparken önce kanser hücrelerine manyetik parça yapıştırıyorduk. Ve bu EMT denilen değişimden dolayı yakalayamadığımız hücreler vardı. Bunun da farkındaydık. Teknoloji biraz değiştirip o zaman biz kanser hücrelerini bu kandakileri bilmediklerimiz var. Tam neye benzediğini bilmediklerimiz var. O zaman biz bu beyaz kan hücrelerini target edelim, hedefleyelim manyetik parçacıklar. Çünkü onları çok iyi biliyoruz. Beyaz kan hücreleri milyonlarca var bir tüp kanda. Onları hedefleyelim, onları çekip çıkaralım dedik ve bu hücreler manyetik parçacıklarla karıştıktan sonra mikrokanallardan geçerken bir manyetik alana maruz kalıyorlar ve birbirlerinden ayrışıyorlar böyle. Yani o geçerken bir grup hücre manyetik alana doğru kayıyor. Geri kalan hücreler ki yani kanser hücrelerinin orada o popülasyon olduğunu düşünüyoruz. Onlar yollarını değiştirmiyorlar ve bizim ürün dediğimiz şeyde toplanıyorlar. Tüpte toplanıyorlar. Şey ortaya çıktı yani. Hani bu destek aldınız ve sonrasında nasıl bir ürün ortaya çıktı? Şimdi bu desteğin amacı zaten şeydi. Hani bizim bu teknolojiyi bir sonraki boyuta taşımamız. Yani şimdi bunu biz laboratuvarda geliştirdiğimiz, işte temiz odada ürettiğimiz çiplerle yaptık ve gösterdik. Ama bunu sonuçta günde belki bir deney yapılabiliyordu böyle. Belki iki deney en fazla. Ama gerçek anlamda bunu klinik olarak test etmek, yüzlerce hastanın kanına bakacaksınız. Oralardan ayrıştırdığınız kanser hücrelerinden işte marker dediğimiz kansere özel belli hastalığa özel markerlar var mı, onların analizlerini yapacağız. Envai çeşit araştırma yapılabilir ama hasta kanından ve sık sık bunu yapmak için bunu farklı bir şekilde üretmek gerekiyordu. Ve bizim kendi işte kurduğumuz deney düzeneğinin dışında daha otomatize bizim ve bizimle çalışan teknisyenlerin, mühendislerin kullandığı sistem değil. Efendim bir kanser araştırma merkezindeki biyoloğun veya doktorun kullanabileceği otomatize bir sistem geliştirmesi gerekiyordu. Biz bunu yaptık sonraki birkaç sene. Yani o ürettiğimiz mikrokanal teknoloji bir plastik çip haline geldi. Bir plastik bir üretimden injection molding denilen bir yöntemle plastik üretimden artık çıkar hale geldi. Ve gerektiği zaman işte yüzlerce, binlerce sipariş verilebilir hale geldi. Ve prototip cihazlar da bu dönemde geliştirildi. İşte dediğim gibi bu plastik çipin içinde olduğu bir kit geliyor. Bu kiti takıyorsunuz, işte torbalarını, kan torbasını falan takıyorsunuz. Sonra hasta kanı geliyor, hasta kanını torbaya koyup kapağını kapatıyorsunuz. O manyetik alanı uygulayan mıknatısların olduğu bir şey vardı, kapak vardı. O üstüne kapanıyor çipin. Düğmeye basıyorsunuz ve sistem otomatik olarak çalışıyor ve bütün o kanı geçiriyor çipten. Kullanılabiliyor. Şimdi bu tabii şey, yani bu hala bir araştırma ve geliştirme projesiydi üniversitede. Bunun piyasaya sürülmesi için işte bir startup çalışmaları yapıldı ve halen de yapılıyor. Fakat bunun
şu anda yarattığı en büyük etki Massachusetts General Hospital'da, bizim o çalıştığımız kanser merkezinde bu cihazlardan yarım düzine böyle sıralı ve haftada yüzün üzerinde hastanın kanı buralardan geçiyor ve kullanılıyor. Tanı için değil fakat kanser araştırmaları için kullanılıyor halen ve buralardan halen daha bu oradaki araştırma ekibi çok ciddi kanserle ilgili ve kanserin metastaza nasıl yol açtığı, nasıl metastaz yaptığı ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Harvard Tıp Okulu'ndaydınız. Sonrasında neler üzerine çalıştınız ve startup maceranız var. Bir de hani startup'a geçtiniz, akademik kariyeri bırakıp. Ve farklı cihaz üretmeye devam ettiniz aslında. Bir de o hikayenizi dinleyebilir miyiz o kısmı? Tabii şimdi dediğim gibi bu MGH'deki, Harvard'daki tecrübemizdeki bu işte prototip geliştirme, daha böyle ürüne dönük bir şey yapma hoşumuza gitti. Yani benim de hoşuma gitti. Oradaki birkaç arkadaş ve Mehmet Hoca ve birkaç daha farklı hoca hep birlikte bir startup kurduk. O da Boston'da. Uzunca bir süre orada çalıştık. Oradaki projede yani bizim yine MGH'de geliştirdiğimiz mikrokanallı teknolojilerden yola çıkarak bir ürün geliştirmekti. Kanser üstüne değildi direkt olarak. Fakat hani benzer teknolojileri biz başka bir şeye de kullanabileceğimizi gördük. Burada örneği sık sık veriliyor. Hani Amerikan endüstrisi zamanında moonshot, yani aya yolculuk hedefiyle bütün bir endüstri etrafında inanılmaz bir atılım yaptı. Onu sağlamak için ve daha sonra bunun çok faydasını gördüler. Yazılım olsun, semiconductor teknolojileri olsun falan. Bizim de o Johnson & Johnson'la birlikte yaptığımız şey bir moonshot gibi. Yani onun sebebiyle biz çok fazla şey öğrendik ve bu geliştirdiğimiz teknolojileri çok farklı şeylere kullanabileceğimizi düşündük. Kurduğumuz firmanın geçen kış piyasaya sürdüğü ürün kandaki beyaz kan hücrelerini ayıklamaya dönük. Yani standart laboratuvarlarda kullanılan yöntemler daha çok santrifüj veya kimyasal yöntemlerle kanın içindeki beyaz kan hücrelerini kırmızı kan hücrelerinden ve işte platelet'lerden, tromositlerden temizlemek olarak kullanılıyor. Biz mikrokanallı bir çip geliştirerek bunu çok hızlı, efektif ve yüksek verimli yapılabilir hale getirdik. Ve yine tamamen otomatize, yani benzer şekilde kan bir torbaya konuyor, düğmeye basılıyor ve sistem kendi kendine bunu yapıyor. Şimdi beyaz kan hücrelerini ayırıyor bu cihaz. Peki bu ayrılan kan hücreleri ne işe yarıyor? Güzel soru. Şimdi yani beyaz kan hücreleri bizim bağışıklık sistemimizin yani bağışıklık sistemimizi oluşturan hücreler zaten. Bağışıklık sistemiyle alakalı iş yapan herhangi bir firma, örneğin bu beyaz kan hücreleri üzerinde çalışması gerekiyor. Yani güzel bir örnek mesela yine COVID ile alakalı aşı geliştiriliyor ve aşı geliştiren şirketler deneklerinin bağışıklık sistemini taramaları gerekiyor belli bir belli sıklıklarla. Beyaz kan hücrelerinin neler salgıladığı, hangi antibodileri salgıladığı veya bu hastalığa nasıl davrandıklarını test etmeleri gerekiyor. Şu anki yöntemlerle dediğim gibi biraz daha manuel yöntemler kullanılıyor. Biz hani bu tarz firmaların testlerini hızlandıracak, çalışmalarına yardım edecek bir ara cihaz geliştirmiş oluyoruz. Beyaz kan hücrelerini çok daha hızlı bir şekilde saflaştırıp onların çalışmalarına daha hızlı katkı yapacak bir hale getirmiş oluyoruz.
Ben buradan sonrasında sizin biraz daha eğitiminizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi temel bilimler Türkiye'de çok tercih edilmiyor. Ama siz fizik okudunuz, fizik tercih ettiniz. Nasıl oldu bu tercih süreci ve hedefiniz neydi fiziği tercih ederken? Şimdi ya şöyle, üniversite tercihi, bölüm tercihi Türkiye'de her zaman büyük bir stres konusu. Yani pek çok insanın, lise çağındaki öğrencinin ve ailelerinin tabii rüyalarına gelen bir durum. Yani benim de üniversite sınavlarına falan girerken ilk kafamdaki düşünce hani yani ben fizik seviyorum ve mühendislik tarzı işler seviyorum. Yani böyle bir kabaca bir fikir var kafamda. Yani o yüzden herhalde elektrik veya makine veya fizik falan gibi bir şey herhalde okumak isterim diye düşünüyordum. Bu arada biyolojiden bayağı nefret ederdim ben. Yani daha sonra biyoteknolojiye kaydıkça ve işin içine girdikçe bayağı sevdim, ayrı mesele, ama üniversiteye girerken hani yok kesinlikle istemem falan diyordum yani. O yüzden de mesela hiç kesinlikle tıp düşünmedim. Üniversite sınavından sonra şimdi şöyle bir tablo çıktı. Yani ya hani nasıl diyeyim, daha bir takım devlet üniversitelerinde falan bir mühendisliğe girebilirdim. Fakat Koç Üniversitesi'ne de fizik okumayı tercih ettim. Orada da şöyle bir karar verdim. Yani üniversiteye girerken ya ben hani üniversiteyi bitirip iş aramayacağım. Yani öyle bir şey hiçbir zaman kafamda olmadı. Ben hep master ve doktora yapmak isteyerek girdim bir şekilde üniversiteye. Bilmiyorum herkes bu kadar idealist mi giriyor üniversiteye, ama yani ben hep kafamda zaten bu vardı. O zaman bir danışman hocamız vardı. Okulda onunla da konuştum. Üniversitelere de gidip hani Koç Üniversitesi'ne falan da gidip bunu oradaki hocalarla da konuşurken biraz şey bana destek verdiler. Yani eğer yurt dışına gitmek istiyorsan burada işte gel projeler yapalım, şöyle işler yapalım. Ve o beni biraz cezbetti ve yurt dışına özellikle Amerika'ya böyle doktoraya falan gelirken hani kişisel nasıl diyeyim, bağlantıları olan hocalar daha etkili oluyor. Yani o hocalarla proje yapmak burada master veya doktora kabul almak için daha etkili oluyor. Benim de kafamda öyle bir şey vardı. Fiziği de seviyorum. O zaman ben Koç Üniversitesi'nde fizik okumak benim için uygun bir herhalde kariyer çizer diye düşündüm bana. O yüzden de öyle yaptım ve iyi ki de yapmışım. Yani gerçekten de oradaki hocalarla yaptığım çalışmalarla ve onlardan aldığım referanslarla daha sonra buraya doktoraya geldim. Yani elektrik elektronikle de çift ana dal yaptım. Yapmasaydım da büyük ihtimalle aynı yere gelirdim diye düşünüyorum. Yani o dersleri alıp yine kendimi hani o şekilde geliştirip yani seçmelilerle kendimi mühendislik dersleriyle veya fotonik optik dersleriyle o dönemde desteklemiştim zaten. Böyle şeyler etkili oldu. Ve doktoraya geldiğimde mesela kimse bana senin mühendislik diploman nerede diye sormadı. Hatta ben o dönem yoktu, alamamıştım daha belli bir prosedürden dolayı. 6 ay sonra aldım. Sorulmadı bile yani öyle bir şey bana. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler öğrendim. Umuyorum ki bu yaptığınız çalışmaların devamında, özellikle yeni şirketinizde güzel çalışmalarımız devam eder ve biz de ara ara böyle video çekmeye devam ederiz. Çok memnun oldum ben de bu yaptığımız konuşmadan dolayı. Memnuniyetle ne zaman isterseniz tekrar video çekeriz. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.